Alo. Küs müyüz hala? Yo, o nereden çıktı? Serra, okulda en son konuştuğumuzda buzlar kraliçesi kıvamındaydın. Selim, siz neden Biricik'le o kadar samimiyesiniz? Ha. Senin neye takıldığın belli oldu. Tamam, okey. Ne okey ya, ne okey? Kıskanılıyorum sanırım. Yani bu iyi bir şey bence. Abartma istersen. Ya tamam, cevap veriyorum. Biricik benim ilkokul arkadaşım. Okuldan arkadaşım falan filan. Yani zaman zaman böyle yakın tavırlar sergileyebiliyor ama inan ötesi bir durum yok. İyi, tamam. Anladım ben anlayacağımı. Uzatmaya gerek yok. Barıştık mı yani? Küsmemiştik ki, barışalım. Serra. Efendim? Keşke şu anda yanımda olsaydın. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım Pire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi? Vallahi müdürüm, benim bir suçum yok dedim. Bizim geri zekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş oğlanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen, biz beraber sen demedin mi git diyor. Abi ne demek öyle diyor. Adam sen öyle söylüyorsun ya. Lan oğlum. Sen de iyice öttek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum, bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? E var, köpek var abi. He, den. Ha, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha, o benim o... Bizim o kaza öyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum, yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım, sen kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım abi. Sonra ara, Salih benim başım derde girdi. Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri zekalı bir çocuk ya. Bulimiya böyle bir hastalık. Yine başladın değil mi? Ama eskisi kadar yoğun değil. Yoğun değil derken? Yani evet. Yiyip yiyip kusuyorum ama çok sık değil. Son zamanlarda yeniden kusmana sebep olabilecek, duygu durumunu tetikleyecek herhangi bir olay yaşadın mı? Nida.
önce geldiğimde beğenilmeme, onaylanmama korkusu falan gibi şeyler söylemiştiniz ya. Hatırladınız değil mi? Evet. Onları bu ara yenisi eklendi. Yetersizlik. Yeterince akıllı, yeterince başarılı, yeterince güzel, yeterince sevilesi biri olmadığımı düşünüyorum. Günaydın canım. Günaydın canım. Aa, hayrola? Gece iyi saatte olsunlar mı uğradı? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Kamlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Şöyle. Aferin benim kızıma. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Oo Selim'cim, gece hayatına damganı vurmuşsun yine. Magazin basını sen ve Biricik'ten bahsediyor. Bir bakabilir miyim? Yeni adımız magazinlere düşmüş sayende. Allah kahretsin. Yalnız gece gece bardan çıkıp alkollü direksiyon başına geçmek de... Yani iyi cesaret Selim'ciğim, nasıl yapıyorsun bunu? Sakın bana alkollü araba kullandığını söyleme, gebertirim seni. İçmedim baba, ağzıma bile sürmedim. Biricik sarhoş olmuştu, onu toparladım sadece. Yani fotoğraflardan pek öyle anlaşılmıyor ama... Göster bakayım şunu. Sen içmiyorum dediysen içmemişsindir. İçmedim diyor zaten babacığım. İçmedim baba. Okula yetişmem lazım. Afiyet olsun size. Sen de bakmak ister misin? Çık. Kutlusay'ın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Biricik yazmışlar değil mi? Çok güzel. Ya Selim, ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı, siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde. Çok. Kızın elindeki benim termos değil mi?
Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termosu nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Bak kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benimdi. Dudağımda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha. Yok. Kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuğum yok, al kullan. Pis. Ay. Ha, bu arada senin bir fake hesabın vardı Madam Secretary diye. Ne oldu ona? Ay ne gömerdik orada insanları, hatırlıyor musunuz? Evet ya, o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum. Onu yanlış mı hatırlıyorum? Yok be, onunla mı uğraşacağım Allah Allah? Niye alayım? Yalnız var ya, bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti, ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Allah. Bakayım kaç olmuş? Baksana. Çok iyi. Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam, biliyorum her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bizlerle yaşananlara bir şans versen. Satış yaptığında öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun, anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğimi unutma, hadi işinin başına hadi. Derse daha var değil mi? Hmm. Var, var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam.
Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha, öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Hem Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Elif'ciğim dur bir dakika, arabadan iniyorum. Ay hayatım, ben de seni çok özledim. Özlemez olur muyum? Ne kadar uzun zaman oldu birbirimizi görmeyeli. Haklısın. Haklısın hayatım da işte. Hadi ince gelinmiyor ki Sidney'e. Ay keşke sen gelebilsen. Aa, İdil Hanım. Ha. Tamam. Tamam Elif'ciğim. Tamam canım. Tamam, ben organize etmeye çalışacağım. Hı-hı. Ben şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Tamam canım. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Ne haber Binnaz? İyiyim İdil Hanım. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ne bu surat? İnsan misafirini böyle mi karşılar? Hoş geldin İdil'cim. Lütfetti patronum Binnaz. Ya tamam, Elif'in adını bile duymaya tahammül edemiyorsun da kız son dakika aradı, yani açmadan edemedim. Sen de biraz fazla abartmıyor musun? Hiç de abartmıyorum İdil'cim. Sen de kusura bakma da böyle biraz inadına yapar gibi yani. Ya aşk olsun ya. Of, affedersin. Arkadaşım. İyi, tamam. Geçin, geçin. Buyurun şöyle. Ay yok yok, geçmiyorum. Çünkü biz dışarı çıkıyoruz. Hadi git hazırlan bakalım. Allah Allah, nereye gidiyoruz? Ya Bebek'te çok güzel bir restoran açıldı. Yemekleri harika, bayılacaksın. Ay yok, istemem ben öyle Bebek falan. Şöyle salaş rahat bir yere gidelim. Ya hep gidiyoruz salaş yerlere. Hadi yürü git git. Hadi. Hadi hadi hadi. Ay bir de nazlanıyor. Hadi İdil ya. Hep ben de size bir kahve yapayım. Hadi yap, özledim senin kahveni. Ay. Thank you.
Ayşe Çoban. Varoş'un dilberi seni. O salak adamla yetinmeyeceğini tahmin etmiştim zaten. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Paranı hak ediyorsun. Takibe devam. Ne şanslıyım ya. İçki içiyor mu Binnaz? Yok yok. İçmiyor. Pek iyi bu aralar. Ha, iyi. Olmuş mu? Olmaz mı? Olmuş tabii. Çuval giyse yakışır benim arkadaşıma. Yani demezsin. Zaten olmamış desen de bir ikinci alternatif yok vallahi dolapta. Kızım kaç defa söyledim sana alışverişe çıkalım diye. Dinlemiyorsun ki. Ya Binnaz, şu benim zincirli çantam yok mu? Bulamadım onu, bir bakıver hadi. Ben şimdi bulurum. Şöyle biraz ruj mu sürsek? Ay İdil ya, bitmiyor. Hadi. Selim'i elimde nasıl tutacağımı ben bilirim. Ver. Ya bak vallahi benim kötü bir niyetim yok. Ben arabayı yanaştırıyordum. Ne kötü bir niyetin yoktu ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne işin var benim arabamda? Ya öyle meraktan mı baktım? Vallahi özür dilerim. Tamam. Ya tamam hadi uzatma git. Git. Tamam gidiyorum. Yürü. Bir daha arabamın yanında görmeyeyim seni. Nedir ya? Bir dakika bir dakika. Dur. Neydi senin adın? Ne oldu? Şikayet mi edeceksin? Bak yapma gözünü seveyim. Zaten yeni başladım ben. Sus be sus. Şikayet falan etmeyeceğim. İstediğimi yaparsan şikayet etmem. Anladın mı? Duymuyor. Duymuyor musun? Anladın mı diyorum? Ya anladım. Tamam da ne yapacağım? Yemekhanenin yemekleri bazen çok fena dokunuyor. Sana da oluyor mu? Ucuz yağ kullanıyorlar ondandır. Bir dahaki sefere sen daha hafif yemekler tercih et ama. Bir dahakine sosyete kafesinden kinoa, avokado salatasıyla kereviz suyu sipariş edeyim bence. Seninki geliyor. Selam. Ne haber kızlar? Sağ ol, iyi. İyilik senden. İyi. Aç mısın? Yani aç değilim ama biraz atıştırırım sizinle. Gerçi buranın yemeklerini beğenir misin bilmem ama. Niye beğenmeyecekmişim ya? Beğenirim tabii. Akşam okul çıkışında bir sürprizim var sana ve itiraz kabul etmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. İster misin? Size de alayım mı? Aslında sen misafir sayılırsın burada. Bizim sana bir şey ısmarlamamız lazım. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Geliyorum. Bak bir de gelmem diyordun. Ne güzel oldu işte. Bu değerler beni çok geliyor İdil. Yok hayatım işte, yok tanıdık kimse yok, merak etme. Ayrıca olsana yazar. Senin utanacağın, saklanacağın bir şey yok ki. Hı? Ha. İdil de burada. Ha, evet. Aşk olsun İdil. Hiç haber vermiyorsun.
hiç haber vermez bize zaten. Ne haber kızlar? İyilik. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Yemek yiyoruz. Tanıştırayım. Nilgün, Asena, Tuğba. Memnun oldum. Daha önce karşılaşmış mıydık? Sanmıyorum. Merhaba, ben de memnun oldum. Aa, ne güzel çantanız var. Vintage değil mi? En az 10-15 senesi vardır bunun. Çok iyi bildiğim bir model. Bu arada Nilgün benim çok çok eski dostumdur. Bildiğim en güçlü kadınlardandır. Madem bu kadar özel, kendine saklama o zaman Elin. Bizimle yaptığın programlara da çağır. Ah, keşke hayatım, keşke. Yani bugün bile yemeğe çıkmaya zor ikna ettim kendisini. Ev kuşudur benim arkadaşım. Halinden, tarzından bayağı evcimen birisi oldu, çok belli. Asenacığım, sen Nilgün'ün böyle mütevazı olduğuna bakma. Yani şu an çevremizde gördüğümüz birçok insan yıllar önce 3 kuruşa talim ederken Nilgün alışverişe Milano'ya giderdi. Ne kadar güzel. Ne hoş. Değil mi? O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abartsaydın evde. İnadına yaptım. Yani dünün paçoz mankenini bilmişlik yaptırmam ben. Dua etsin arada ihsan var. Beğendin mi yemeğimi? Hı, çok güzel burası. Daha tatlı söyleyeceğiz.